Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Sevgili izleyenlerimiz, bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün rotamızı Hakkari Yüksekova'ya çevirdik efendim. Bugün bizler yöresel giyimden bahsedeceğiz. Çünkü burası kültürel olarak da aslında yıllardır süregelen bir yöresel giyime ait bir bölgedeyiz aslında. Hem düğünde, hem organizasyonda, hem başka yerlerde her yaş grubuna özel aslında burada giyim mağazası bulunuyor. Ama bizler bugün Helin Hanım'a kameralarımızı çeviriyoruz ve onlarla görüşeceğiz. Yanımızda işletme sahibi Helin Hanım var. Onlarla görüşeceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız Helin Hanım? Her şey iyi mi? Çok şükür. İyi. Siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Kısaca Helin Hanım sizi bir tanıyalım isterim. Helin Hanım kimdir? Ben Helin. 23 yaşındayım. Yeni üniversite mezunuyum. Ziraat mühendisiyim. Atama sürecini beklerken böyle küçük bir uğraşım olsun diye küçük bir işletme sahibi olmak istedim. Böyle bir yer açtık. Öyle devam ediyoruz. Bir şekilde buranın kültürünü tanıtmak için, yöreselliğimizi tanıtmak için böyle küçük bir işe el attık. Umarım ilerleyen zamanlarda daha da güzel yerlere gelecek. Bu şekilde. Umarım efendim, umarım bereketiniz de bol olsun diyelim. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Burada neler yapılacak? Şimdi bu serüven nasıl başladı? Buradan başlamak istiyorum. Bu bir hobi miydi, hayal miydi böyle bir yer açmak? Aslında bir işletme sahibi olmak kolay değil aslında. Nasıl başladı? Aslında burası benim annemin hayali. Kendisi de bir işletmeci. İşte kadınlara destek olmak için birçok kolda çalışan bir kadın kendisi. O da böyle küçük bir yer açmak istediğini söyledi. Hani benim de desteğimi istedi. Sen de yardımcı olursan, isim hakkını da sana vererek bize yardımcı olursan açarız dedi. Böyle bir karar aldık. Buradaki kadınların vazgeçilmezi yöresel kıyafet olduğu için. Annem de çok seviyor. Bu yüzden böyle bir küçük bir iş el atalım dedik. Yani daha doğrusu annemin hayaliyle gerçekleşti bu. Yaklaşık 5 ay önce dükkanımızı yapmaya başladık. İşte dekorasyonunu falan ayarladık. Kumaş teminatlarımızı gerçekleştirdik. Sonra Ramazan ayında açtık. Hemen şuna geçmek istiyorum. Bizler ne yapıyoruz burada? Nasıl bir hizmet sağlıyoruz? Bu yöresel kıyafetlere girmek istiyorum. Çünkü evet Hakkari çevresinde sizleri biliyor olabilir ama Türkiye'de ya da yurt dışında nedir yöresel giyim? Bunlardan bahsedelim biraz. Tabii bahsedelim. Şu şekil önce nasıl bir hizmet verdiğimizi anlatayım kısaca size. Renkli, anlaşıldığı üzere renkli, taşlı kumaşlar teminat ediyoruz. Daha sonra bu kumaşları işte müşterilerimiz bize model getiriyor ya da biz onları model öneriyoruz. Çizimlerini getiriyorlar. Kendi terzilerimize veriyoruz. Onlar dikimini sağlıyor, müşterimize emanet ediyoruz. Bu şekilde hem satılık, hem kiralık, hem gelinler için, hem normal insanlar için hepsine özel kıyafetlerimiz var. Erkekler için var, küçük çocuklar için var, aksesuarlarımız var. Bunların hepsi mevcut. Bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Aslında sizin de dediğiniz gibi doğu tarafında bu bayağı bilinen bir şey ama diğer taraflarda bilinmediği için onlara özel de şöyle söyleyebilirim. Aslında hani sadece bize özel olsun istemiyoruz. Hani herkes giysin. Batıdakiler de giysin, buradakiler de giysin, Avrupa'da giysin ki Avrupa'da da bayağı tercih ediliyor. Bu şekilde bir yol alıyoruz. Bir yılımızı doldurduktan sonra inşallah bu sefer yurt dışına da gönderimimiz olacak. Yurt içi gönderimlerimiz zaten mevcut. İnşallah daha sonra yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Belki sizin sayenizde bu bir vesile olur. Belki hallederiz de, inşallah. Belki de, ne mutlu. Peki efendim ben aslında çok severim giysiyi, kıyafeti ki burada rengarenk kumaşlar görüyoruz. Bu kumaşlar nereden alınıyor, nereden tedarik ediliyor? Yani türleri nelerdir? İnsanlar çünkü burada hem kiralık yapılıyor sanırım hem de satın da alınabiliyor. Buradaki tedarik aşamamız nasıl? Şimdi şu şekil, aslında tedarik yeri tabii ki de burası değil. Dışarıdan alıyoruz ürünlerimizi. İşte İran, Irak, Dubai sınırlarında alım yapıyoruz, teminatlarımızı yapıyoruz. Tabii bir iki parça değil, toplu şekilde alım yapıyoruz. İşte moda değişiyor sizin de bildiğiniz gibi. Yöreselde de moda değişiyor. İşte bu sene taşlılar veya ipek satenler moda. Onlar ağırlıklı çalışıyoruz. Ya da işte müşterinin zevki, şeyi hani bazen insanların çoğu hepsi aynı model istiyor hemen hemen. Dönem dönem modeller aynı oluyor. Ona göre şey yapıyoruz, alım yapıyoruz. Mesela bu sene ipek saten, işte taşlılarımız moda.
Onlar hepsi moda, onları getirtiyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Yani dönem dönem moda değişiyor tabii. Peki bu dönemde en çok hangi renkler revaçta? Neler kullanılıyor? Buradaki halk neyi tercih ediyor en çok? Tabii gelinlerimiz için kırmızı bir vazgeçilmez kına kıyafeti rengi olarak. Aynı şekilde beyaz da onlar için bir vazgeçilmez. Bu dönemde daha çok canlı renkler, işte pembe olsun, turuncu olsun, yeşil olsun, mor olsun, bu tarz renkler daha çok moda. Yazın gelmesiyle beraber canlı renkler daha moda oldu. Bir de bu canlı renklerin üstüne de taşlı, parıltılı şeyler ekleyince tabii kadınların vazgeçilmezi oluyor. Bu şekilde bu senenin modası böyle. Harika efendim. Peki şunu da sormak istiyorum hemen aslında. Burada bir müşteriniz geldiğinde burada kumaşı alıp da gidebiliyor mu, yoksa burada terzilerimizle mi çalışıyoruz? Süreç nasıl işliyor? Bir model kaç günde çıkıyor? İsteyen bize diktirebilir, isteyen başka bir yere, başka bir terziye diktirebilirler. Kumaşı bizden dışarıdan da kumaş alıyoruz. Başka bir yerden kumaş alıp bize de diktirebilirler. O şekilde de dikimlerimiz mevcut. Genellikle bir 10-15 gün sürüyor tabii. Tabii gelin değilse, gelinlerin 1-2 ay öncesinden bizlere kumaşları teslim etmesi gerekiyor ki hani onlara daha özenli. Hani gelin provaları aynen provaları oluyor. Bir de onlar için çok özel bir gün olduğu için onları 1-2 ay içerisinde çıkartıyoruz. Ama genelde 10-15 gün içerisinde diğer müşterilerimize de teslim ediyoruz. Harika. Peki en çok şimdi düğünleri de sormak istiyorum. Aslında tek bir günde kutlanmıyor bu özel günler. Gün gün devam eden bir aslında bir süreç var burada. Her gün farklı kıyafetler giyiliyor sanırım. O yüzden kiralama sistemine mi geçtik? Nasıl bir süreç var düğünlerde? Şöyle, bizde düğünler 2-3 gün devam ediyor. İşte kınası ayrı, düğünü ayrı, nişanı ayrı ve büyük kutlamalarla yapılıyor. Biz buradaki kadınlar biraz gösterişi seviyoruz. Bu yüzden bir kere giydiğimizi çok bir kere daha giymiyoruz. O yüzden sürekli farklı modeller, farklı renkler tercih ediyorlar. Biraz da ekonomik nedenlerden dolayı sürekli yeni kumaş almak biraz zahmetli olduğu için artık kiralığa yöneliyor insanlar. Hani onlar için daha uygun oluyor. En azından hem ceplerine iyi geliyor hem de birden fazla farklı model denemiş oluyorlar. O yüzden kiralık şu an daha revaçta. Harika. Gelinlik olarak da yine kiralayabiliyoruz. Bu aynen. Da aynı şekilde var. Peki şunu soracağım. Erkek bölümünde neler var? Çünkü sadece kadınlara özel bir yerde değiliz. Damatları da düşünüyoruz bu noktada. Onlar için neler var? Erkekler için de yine bizim yöresel kıyafetimiz olan şeli şepikler var. Onlar da renk renk var. Her tür rengi var. Model olarak genelde tek kesim aynı model oluyorlar. Tabii işte cepli ya da cepsiz tercih ediyorlar. Sadece damatlar için değil tabii. Gençler, diğer beyefendiler de tercih edebilirler. Bellerinde şalları var. Omuzlarına atabilecek şalları var. Bu tarz erkekleri de düşündüğümüz bir kıyafetimiz var. Teşekkür ederim. Ben hemen seyircilerime dönmek istiyorum. Evet sevgili izleyenler, bizler bugün davetsiz misafir ekibi olarak Hakkari Yüksekova'daydık efendim. Kültürünü tanıdık, buradaki düğünlerden bahsettik ve en önemli şey aslında kadınların burada ne kadar fazla gösteriş olarak giyindiği ve bunun bir kültürel olarak devam ettiğini gösterdik. Sizler de eğer yayınımızı izliyorsanız ve bunu kullanmak istiyorsanız sizler sipariş verebilirsiniz. Hilal Hanım'a ulaşabilirsiniz diyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.